arkadaşlar. İsmim Ömer Ceytoğlu. Sizleri bu yıl içerisinde yapılan uzay keşiflerine konusunda bilgilendirmek istiyorum. Bu bilgilendirmeyi Güneş sistemiyle sınırlandırdım. Çünkü Güneş sistemi dışında oldukça fazla başka keşifler de var. Sizlere anlatacağım gök cisimleri iki dünya. Dünyada Einstein'ın general relativity ile ilgili bazı araştırmalar yapıldı. Bunları anlatmak istiyorum. Bir diğeri Mars'a yapılan keşifler. Mars'ın dışındaki asteroid kuşağında Ceres'e uğraması, bunun dışında Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına ulaşan Rosetta uydusu anlatmak istiyorum. Son olarak da Enceladus, yani Satürn'ün bir uydusunu anlatıp Pluto ve Charon'a yapılan New Horizons'ın resimlerini ve bulgularını göstermek istiyorum. Bunlardan ilki dünyanın uzay ve zamanda oluşturduğu bükümün hesaplanması. Geçtiğimiz yıl Gravity Probe B isminde bir uydu dünyanın yörüngesine yerleştirildi ve bu uydu Einstein'ın hesaplarından çıkan uzay zamandaki bunulma ve eğimi ikisini bir anda ölçüyordu ve hem tahmin edilen ve ölçülerin karşılaştırıldığı zaman Einstein'ın tekrar yaptığı teorinin doğruluğu ispatlanmış oldu. İlgilenen birisi varsa birazcık daha açıklayabilirim bu konuyu. Bir diğer konu ise Mars'a yapılan keşifler. Özellikle Dünya'ya yakınlığı ve bazı açılardan Dünya'ya benzerliğinden dolayı devamlı NASA ve ESA orada hayat arıyor. Şu anda Curiosity uzay aracı devam yüzeyde dolaşıyor. Ancak iki tane daha uydu yörüngeden büyük keşifler yaptı. Bunlardan bir tanesi Mars Reconnaissance Orbiter'ın Mars'taki dağların yamacında suyun izini bulmuş olmasıydı. Yazın ve ilkbahar sonbahar ve kışa doğru geçişte suyun akıp yoğunlaşmasından dolayı oluşan gölgelerde ve orada su olduğu gözlemlendi. Buradaki su daha çok tuzla karışık bir mücir konumunda. Bir diğer konu ise atmosferindeki iyonizasyon ve Maven uydusu. Mars'taki atmosferin nasıl erozyona uğradığını ve buradaki erozyon miktarından da Mars'ın atmosferini ne zamandan itibaren kaybetmeye başladığı hesaplanabiliyor. Yani buna göre Güneş sistemi daha 1 milyar yıl yaşındayken Mars atmosferini ve suyunu kaybetmeye başlamış bir ölçüde. Bir diğer keşif ise asteroid kuşağında ziyaret edilen en büyük gezegenimsi. Bunun ismi Ceres. Uydu buraya yaklaşırken uzaktan bir meteor içerisinde iki tane parlak nokta algılamıştı. Bununla ilgili oldukça hikaye döndü. Orada bir uzaylı şehri olabileceğine dair. Ancak yakından yapılan spektrometre araştırmalarında ve resimlerde aslında bunun çok yüksek ihtimali sadece su, yani buz ve tuz olabileceği belirlendi. Bir diğer büyük ve insanlık tarihinde ilk defa yapılan bir şey, bir kuyruklu yıldızın yörüngesine inmek ve onun üzerine bir araç indirmekti. Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızı bu yaz Güneş'e en yakın konumuna ulaştı ve bu süreçte hem su jetleri gözlemlenmiş oldu, direkt fotoğraflanma imkanı bulmuş oldu ve aynı zamanda bir kuyruklu yıldızın komasına yakın bulunup buradaki molekülleri birebir analiz edebilme şansı yakalandı. Buna göre kuyruklu yıldızın içerisinde ağır su, yani döteryum içeren su, nitrojen, amonyak, pek çok hidrokarbon çeşidi bulunmuş oldu. Bir sonraki keşif ise Satürn'ün Enceladus uydusu. Bizim dünyanın kutuplarına oldukça benzer bir görüntüsü var. Buradaki suyun varlığı NASA'nın Cassini uydusunun orada uzun bir süre geçirmesinden sonra belirlendi.
Satürn'ün yer çekimiyle birlikte Enceladus bir büzülme ve genleşme sürecinden geçiyor ve dolayısıyla içindeki ısıdan dolayı buz katmanıyla sert taş küre arasında bir ısınma oluyor ve buradaki su buzu çatlatarak kaçıyor ve devamlı Satürn'ün halkalarından bir tanesini oluşturuyor. Burada da belki yaşam olabileceği buzun altında tahmin ediliyor. Son konu ise Pluto ve Charon'a uğrayan New Horizons kuydusu. İlk defa Kuiper kuşağında bir gezegenimsinin fotoğrafı çekildi. Biliyorsunuz ki Plüton geçtiğimiz yıllarda gezegenlik statüsünü kaybetti. Ve bunun nedeni hem boyutu hem de Kuiper kuşağında var olmasıydı. Buradaki resimlerde NASA'nın keşfettiği şey Plüton'un Dünya'dan daha kalın bir atmosfere sahip olduğu ve bunun da azottan oluştuğu ve aynı zamanda yüzeyinin fiziksel olaraktan Dünya'ya göre veya diğer gezegenlere göre çok daha yeni 100 milyon yıllık bir yüzeyin olduğu anlaşıldı. Özellikle mevsimsel olaraktan nitrojen ve nitrojen buharlaşarak atmosfere ve tekrar Plüton Güneş'ten uzaklaşınca buza dönüşüyor. Resimlerle de bundaki çevrimi dağlar ve buradaki nitrojen yani buzullar arasındaki gösteriler. Aynı zamanda Charon da ilk defa yakından resimleri çekilmiş oldu. Herhangi bir sorunuz, bununla ilgili bilmek istediğiniz tek bir şey var mı? Biraz önce bahsettiğim kuyruklu hızayla bir araç vardı o. Gölgede kalmış ve sıkıntı olmuştu sanırım. Ondan evet, gelişmeler nedir? Ondaki gelişme şu şekilde. Orada kuyruklu yıldız Güneş'e en yakın perihelion noktasına geldiği zaman tekrar bataryalarını doldurabileceği tahmin edilebiliyordu. Ancak kuyruklu yıldızdan buradaki jetler çıkmaya başlayınca ve kuyruklu yıldız buharlaşmaya başlayınca Fini'nin yeri değişmiş, kaymış ve tamamen ya kuyruklu yıldızdan uçup gitti ya da daha da karanlık bir yere düştüğü tahmin ediliyor. Yani Fini'yle bir daha bağlantı kurulamadı. İlk başta bu koma oluşmadan önce bağlantı kurulabiliyordu. Ancak ben yaşıyorum fakat veri toplayabilecek pilim yok diyordu. Daha sonra onu da yapamamaya başladı. Başka bir sorunuz var mıydı? Teşekkür ederim.